Suda Halkalar vardı. Ahmet Antmen, Yazılama Yayın Evi. Hayatın pınarı boşandı dizginlerinden. Kaynağında fokurdadı gürültüyle. Dağların bağrına gömülenler dile geldi. Mamak kışlasında evi yıkılan bir at şahlandı. Toroslara kadar koştu. Vakitler arasında fecri bildi. Kendini sırdaş eyledi. Bir Türkmen beyinin yanına sürüdü ayaklarını. Aşık Musa'ya evladını değil veliyi sordu. Beyi toprağın altında bırakıp yüklendi sırtına vezinleri, koçakları. Yükü arttıkça ezilmedi altında. Genişletti sağrısını. Civardan koştur koştur gelenlere hem kendi kişnedi, hem evveli, hem de ahiri. Gül atan dostlara tek bir ağacı değil, cümle ormanları gösterdi. Ahmet Antmen ilk romanı Beri Zaman Mahallesi'ndeki iktidarla hesaplaşmasını bu kez Suda Halkalar Vardı ile sürdürüyor. Roman, iktidarın yerleşik düzenine itirazı olanların iz düşümlerini, diri bir bellekle yaşam sürdürmenin çelişkisini, gerçeğe yakın mekanlar ve insanlarla bir araya getiriyor. Şiirsel bir dille sürükleyici bir okuma sunuyor. Ağlaya ağlaya öldük anam bacım, Mustafa Çiftçi, İletişim Yayınları. Dayanamam anamın kederlenmesine. Hemen ağzımla saz sesi, darbuka sesi çıkarır, bir yandan da oynarım. Anam o zaman azıcık da olsa güler. Hah şöyle gül aslanın anası. Benim kimim var? Sen de ağlarsan ben hepten biterim. Kölesi olduğum anam derim. Ben oynadıkça annem beni seyreder. Cibicik çalar, tempo tutar. Anasına kurban oğullar. Oğullarının sesinden her şeyi anlayan babalar. Badır budur konuşan enişteler. Eltiden yana dertli gelinler. Kafası civa gibi ziv ziv akan deliler. Lacivert pantolla beyaz göğnek giyenler. Michael Jackson'a taş çıkartan bebeler. Bergen konserini yevmiye sayan taşralı muallimler. Daha neler neler. Es garibin bağrına. Ağlaya ağlaya öldük anam bacım. Bozkır'ın sesi, nefesi. Bazısında yokluk, bazısında gariplik kokusu. Mustafa Çiftçi her şeye rağmen gülen gözlerle bakıyor hayata. Kedere neşe katarak anlatıyor hikayelerini. Kürt Vurgunu, Cihan Özyıldız, Aram Yayınları. Cihan Özyıldız, İki Cihan Harbi arasında Kürt Vurgunu kitabını Şeyh Said isyanında yaşamını yitiren dedesi Ali, amcaları Amer, Abdullah ve isyanda yetim kalan babasına atfediyor. Özyıldız, kitabında Kürtlere karşı 1908'den başlayarak İkinci Dünya Savaşı'na ve Dersim katliamına kadarki süreçte uygulanan soykırım yöntemlerini ve Kürt direnişlerini ele alıyor. Ben tarihçi değilim. Bu süreci araştırırken de bu sürecin daha çok araştırılması gerekiyor. Anlayışını esas aldığını belirten Cihan Özyıldız, dedelerimizin son bakışında, ninelerimizin son iç çekişinde saplanıp kalmış olanı göstermek istediğini söylüyor. Selahattin Demirtaş, Bir Siyasi Rehinelik Öyküsü, Hayri Demir, Nota Bene Yayınları. Berlin merkezli antifaşist direnişin üyelerinden 33 yaşındaki üyesi Harro Schulze Boysen, idam edilmeden önce anne ve babasına bir mektup bırakır. Eğer burada olsaydınız, görünmez olup beni ölümün karşısında gülerken görürdünüz. Çoktan açtım onu. Ne yapalım? Avrupa'da zihnin hasadının kanla yapılması adetten olmuş. Bu kitap, zihin hasadına engel olmak için yazılmış tarihi bir eser niteliğindedir. Selahattin Demirtaş. Gazeteci Hayri Demir, Selahattin Demirtaş, Bir Rehinelik Öyküsü kitabında eski HDP eş başkanı Demirtaş'ın bir siyasi rehini olarak tutuklanması ve yargılanma sürecini anlatıyor. Demir kitabında dava dosyalarının yeterince irdelenmediğine ve davanın özel duruşma salonlarında yapılmasına dikkat çekerek, gelecekte Türkiye'nin gerçek siyasal tarihi yazılacaksa, bu karanlık dönemin tüm yönleriyle kayda geçirilmesine vurgu yapıyor. Kitabını siyasi rehineliğin nasıl ve ne şekilde hayata geçirildiğine yanıt amacıyla hazırladığını da belirten Hayri Demir, sürecin sadece dava odağında gelişen olaylarla sınırlı olmadığını,
dava dışında yaşanan gelişmelerin de doğrudan davaların bir parçası olduğunu, bu gelişmelerin de dava ekseninde analiz edildiğini belirtiyor. Hayri Demir, kitabının temel derdinin ise tarihin konusu olacak bir süreci ve aktörler arası ilişkiyi güncelin insafına bırakmadan men etmeye dönük gidişata karşı el frenini çekmek olduğunu belirtiyor.